Sultan Hanım. Çocuklarımı görmek istiyorum. Deli misin nesin be? Nereden çocukların oluyor onlar senin? Bak bana bak, polis çağırırım. Defol git şuradan. Çağır. Hadi çağır, ne duruyorsun? Defne ile Serkan'ın babasıyım diyorum sana. Ve çocuklarımı görmeden şuradan şuraya gitmeyeceğim. Tabii. Tabii sen onların evlatlık olduğunu öğrendin. Benden para sızdırmak için de baba numarasıyla kapıya geliyorsun. Defol git. Senin gibileri ben pabuç bırakmam. Defol. Yanlış anladın sen beni. Ben onların özbeöz babasıyım diyorum sana. Yetimhaneden alıp çocuklarımı evlat edinmişsin. Bu zamana kadar onlara bakmışsın. Çok teşekkür ederim. Ama artık geri döndüm ben. Ve çocuklarıma ben babalık edeceğim. Anlıyor musun? Şimdi çağır çocuklarımı hadi. Hayır. Yalan söylüyorsun. Tamam peki. Madem onların öz babasısın o zaman söyle bakalım. Yetimhaneye bırakıldıklarında üstlerinde ne vardı? Ha? Tabii. Bilmiyorsun. Niye? Çünkü gerçek babaları değilsin. Defol git. Serkan'ın üstünde mavi bir tulum vardı. Defne'nin üstünde ise sarı bir hırka. İkisini de annemin ördüğü bir battaniyeye sarmıştım ben. İsimlerinin yazılı olduğu kağıdı da Serkan'ın mavi tulumunun iç cebine koymuştum. Dediğim gibi ben onların öz babasıyım. İstersen DNA testi yaptıralım. Ne dersin? Bakın, hiç param yoktu. Onlara süt alacak bile param yoktu. Cinnet getirdim, gittim yetimhaneye bıraktım. Sonrasında çok pişman oldum. Ama artık iş işten geçmişti. Geriye döndüğümde onları bulamadım. Anladınız mı? Ben onların öz babasıyım. Ana, çocuklarımı çağır, hadi. Onların bir tane ailesi var, o da benim. Sen anladın mı? Onlar benim çocuklarım. Defol git şimdi. Bakın, size az... Merhaba, Nazan Hanımcığım. Biraz tuz almaya geldim de tuz kalmamış. Merhaba, nasılsınız? Ben Nazan Hanımcığımın komşusuyum. Siz kimsiniz bakalım? Ben... Sana ne? Hı? Sana ne? Ha niye bağırıyorsun? Bu ne sinir? Ne oluyoruz ya? Allah Allah. Ne yapayım? Odun gibi adamın suratına bakayım. Tabii ki nazik ve kibar bir insan olduğum için kendimi tanıştırıyorum. Tanıştırma, tanıştırma. Sebep? Bir kere de bir şeye maydanoz olma Allah aşkına. Anne ayıp ya. Bu nasıl bir bağırmak? Tuz var mı? Ay yok tuz muz. Bakkal dükkanı mı burası? Gir içeri. Gir içeride konuşalım. Gir. Çantanı da al. Yemin ediyorum pes. Yani ev alma, komşu al demişler, doğru demişler. Cemre, Aslı şimdi mesaj attı. Modeller ajansta olacakmış yarın saat 3'te. Tamamdır. Ben kombinleri hazırlamıştım zaten. Aksesuarları da yarın çekim başlamadan hallederim. Tuna, ya çok böyle ilginç bir mesleğin var yani. Ben de biraz modayla ilgileniyorum da... ...çok ortak noktamız varmış gibi hissettim. Öyle mi? En sevdiğin tasarımcı kim? Ben hepsini seviyorum. Hiç öyle ayrım falan yapmıyorum yani. Bak çocuğa yürümek için resmen yalan söylüyor. Ben bunun bir havasını söndüreyim. Meral lütfen yapmaya hazır, lütfen. Kaderciğim, ay ben çok merak ettim ya. En sevdiğin 3 tasarımcıyı söylesene. Ya da dur. Hadi 2 olsun. Niye lafın arasına giriyorsun? Hayret bir şey. Peki soracaktım bir de ben. Bu yaratıcı yönetmenlik nasıl bir meslek peki? Yani ben belki düşünürüm sonrasında kendim için. Aa, sen hakim olmayacak mıydın? Sen sesini kesmeyecek miydin? Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Selam kızlar. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de geçerken bir uğrayayım demiştim. İyi yapmışım. Kardeş sen hala buradasın. Gitmeyeceksin herhalde. Kızlar iyice iyileşmeden gitme diye ısrar ettiler. Eder onlar, eder. Tuna tane limonunu içsin hadi. Ya şu battaniyeyi de iyice şöyle üzerine örter misin? Ya, hatta ben şey getireyim mi? Sizin evdeki elektrikli sopayı getireyim. Ey maşallah ya. Maşallah. Kızlar da etrafında pervane. Ya sağ olsunlar. Çok iyi bakıyorlar bana. Dur ya bu soğumuştur. Ben sana yenisini kaynatayım. Kaynatma ya. Kaynatma yani. Kalk lan sen de gidiyoruz. Kalk. Kalk lan. Kalk. Kalk bana gidiyoruz. Kalk. Kalk. Ali ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ev buz, kombiniz çalışmıyor. Bu çocuk nasıl iyileşecek? Ya bu çocuk öksürdükçe benim ciğerlerim acıyor ya. Anladın? Hadi 2 güne ben iyileştiririm onu. Hadi, hadi. Ya ben burada iyiyim, gerek yok. Ya insanlık öldü mü ona gideceğiz. Hadi itiraz yok, hadi. Ali zorlamasan mı? İstemiyor gitmek. Ya evet burada dursun. Burada dursunmuş ya. Vaza mı bu? Hadi sen oğlum. Hadi lan. Ben sana kızlardan daha kral bakacağım. Erkek erkeğe hadi. Hadi. Ali sana rahatsızlık vermiyor. Ya ne rahatsızlığı ya. Ne rahatsızlığı. Bak alınırım gücenirim. Hadi. Hadi. Tuna bence Ali doğru söylüyor. Yani onun evi daha sıcaktır. Orada iyileşme şansın daha yüksek. Bence de git. Ya oh be. Ya cansın Songül sağ ol. Ya elektrikli soba getireceğim diyorum. Burası da sıcak olacak diyorum. Ya Tuna aslında Ali haklı. Yani orada daha çabuk iyileşirsin. Evet, sonunda. Yani sonunda. Hadi karar verildi. Kalk. Kalk yok mu? Tuna kardeşin ceketi, çantası verin. Hadi kalk. Hah. Getir şeyi Eylül çantasını. Yürü. Ya bir üstümü değiştirseydim. Ya taksiyle gideceğiz zaten. Yürü. Sen çık ben şey yapıyorum. Çık sen dışarı. Hadi görüşürüz kızlar. Senin bu erkek arkadaşın ne kadar iş güzel ya. Tam muhabbetlerini çekti. Tam konuşacaktım yani çocukla. Kızım gerçekten az kalsın silah soruyla götürecekti. Bu Ali bayağı kıskançmış. Ya yok o Tuna'yı düşündüğü için yaptı onu. Tabii tabii. Ha, evet haklı. Tabii. Ya öyle ya vallahi. Resmen götürdü ya çocuğu. Ne güzel oturuyor. Basma suratını.